Haftayı ikiye ayırıyoruz dedik. Evet. Peki borsada yatırımcı nasıl pozisyonlar almalı? Düşüşler devam edecek mi? Şu anda satıcılı. Tepki alımı illaki gelir zaman zaman. Ama ben düşüşlerin bittiğine inanmıyorum. Bu düzeltmeler tekrar devam edecektir. Yaklaşık yine bir aydır yatırımcılara, endeks tarafına uyarıyorum. Odaklanacağız nokta 8400-9400. 9380 seviyesinden döndü. Şu anda 8800 puan seviyesinde. Düşüşler devam edecektir. Düzeltmeler devam edecektir. Ve dolayısıyla da teknik olarak ben 8400 puan seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ondan sonra endeks bazlı yıl içinde 12.000, 15.000 puan seviyelerini bekliyor muyum? Evet. Peki sonuçta ne olacak? Sonuçta da bir mütalaa yapacak yatırımcısı. Ben borsa yatırımcısıyım. Bir altın kadar kazandım mı? Bir dolar kadar kazandım mı? Bir euro kadar kazandım mı? Bitcoin kadar kazandım mı? İşte bunun hesabını yaptığınız zaman, yoksa finansal okuryazarlık malum çok kıt seviyede Türkiye'de. Herkes şöyle diyor. Ben diyor işte borsadan şu kadar kazandım da. Kardeşim sen şu kadar kazandın da yanındaki adam da altına yatırım yapmış. O da o kadar kazandı. Yanındaki de euroya yatırım yapmış. O da bu kadar. Biri diğeri Bitcoin'e yatırmış. Bu kadar bu kadar. Yani illa ben kazandım olayı yok. Çeyrek arasındaki bütün enstrümanlar kazanıyor. Yani bu algısal bir durumla alakalı. Yani kişi ben daha çok kazandım diyor. Hesap kitap sıfır. Ama halbuki tüm varlıklar değer kazandı. Son 2,5 aya baktığımız zaman. TL karşısındaki her şey değer kazandı. Değer kazanmayan bir şey olmadı. Ve dolayısıyla burada riskleri bölmek en isabetli karardır. Sepet yapmak, varlıkları çeşitlendirmek isabetli olur. Ama yine borsa tarafında acemi yatırımcıların bu piyasada daha çok oluşumu devam ettiği için hep böyle tek hisse senedi, bütün varlıkları tek hisse senedi seçenler, hisse senetlerini çeşitlendirmeyen, yatırım yaptığı şirketlerin ne iş yaptığını bile bilmeyen insanlarla dolu. Bunların sanırım sabırla alakalı problemleri de var. Borsadan battım, zarar ettim falan. Ya borsa kimseyi batırmaz, kimseyi zarar ettirmez. Sen trenin neresinden bindin? Başında mı bindin, sonunda mı bindin? Şimdi trenin başında binmişsin, sonunda binmişsin. Yani bu sorunun cevabını veremedikten sonra borsa kimseye kazandırmaz uzun vadede. Her tercih bir vazgeçiştir. Neden vazgeçtin de neyi tercih ettin mesela? Borsaya girdin, tamam eyvallah. Borsanın yanında altın ne kadardı? Döviz ne kadardı? İşte o yüzden çok hevesli ve iddialı olmamak lazım yatırım noktasında. Sakin olacaksın, soğukkanlı olacaksın. Çeşit yapacaksın, yıl sonunu bekleyeceksin. Ha ben çok heyecanlıyım, yıl sonuna kadar bekleyemem. İşte bu 3-5 kuruş karımı görünce hemen satmaya çalışıyorum, şunu yapmaya çalışıyorum. Sen bilirsin, sensin derim yani, başka bir şey demem. Piyasa çok oynamayı, çok hareket etmeyi sevmez. Piyasa şu anda öngörü olmadığı için uzun vadeli bakacaksın varlıklarına diyor. Merkez bankaları bile ne konuştu belli değil. Bir faiz artıracağım diyor, faiz indireceğim diyor, bir son diyor, bir baş diyor. Ne, onlar da neyin ne yaptığını bilmiyor zaten. Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir ortamda. Acemi yatırımcının 3-5 kuruşluk parasıyla böyle bir cesaretli bir şekilde pozisyon açması çok ilginç geliyor bana. Peki son olarak işte dolarda, euroda ve benzin fiyatlarında, petrol fiyatlarındaki son durumu da almak isteriz. Bu hafta ben Brent petrolün varil fiyatında 88 dolar seviyesini bekliyorum. 85,66 %0,84 primde. Dolar da yükseliyor 32,30. Dolar yükseliyor, petrol yükseliyor. Bir sene ne ifade ediyor? Eşittir pompa fiyatlarında yeni zam. Bu hafta bekliyorum. Euro dolar paritesi, dolar TL kuru, işte avro TL kuru yukarı. Problem yok. Dolar karşısındaki az önce de ifade ettiğim gibi onslar geri, TL bazlar yukarı. Ve bu yukarı hamleler tekrar devam edecektir. Farklı zam haberleri de gelebilir bu hafta üzerinde. Bakalım bayrama kadar neler olacak. Ama önemli olan seçimden önce bir kredi rahatlaması. Yani kuyruğun üstünde açılmasından bahsetmiyorum. KOBİ'lere, sınırlı işte ihracatçılara falan vesaire bu tür hamleler de gelebilir bayrama kadar. Burayı da takip etmeyi sürdüreceğim. Peki çok teşekkür ederim katkılarından dolayı, Ben de teşekkür ederim. değerlendirmelerinden dolayı. Sağ olun. Evet, Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.